pusulamız bu sefer Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ Köyü'ndeki Sadağ Kanyonu'nu gösterdi. Faruk Korun'la birlikte, eşlerimizle birlikte aynı zamanda atladık arabamızı Bursa'dan, Orhaneli'ye geldik. Hemen Orhaneli'nin girişinden güneye doğru Sadağ Kanyonu tabelalarını takip edip Sadağ Kanyonu'na geldik. Yaklaşık yarım saat, 5 dakikalık bir yolculukla Bursa'nın dağ ilçesi olan, Buldağ'da olan Orhaneli ilçesine geldik. Yaklaşık 30 kilometre gibi bir mesafe var. Yollar güzel, geniş, sıkıntı yok yollarla ilgili. Daha sonra Orhaneli'ye girmeden hemen sağ tarafta tabelalar yönlendiriyor. Sadağ köyüne geliyoruz. Köyün içerisinden de yaklaşık buraya 1,5 kilometrelik mesafeyle Sadağ Kanyonu'na geliyoruz. Tabii yol güzel, yoldaki manzaralar da güzel. Gelişimiz aslında biraz maceralı da oldu. Onun hikayesini kabaca anlatayım. Yolculuk görüntüleri eşliğinde. Şimdi Orhaneli Belediyesi'ni aradık. Malum pandemiden dolayı acaba açık mıdır kanyon diye. Açık dediler. Fakat Sadağ Köyü'nden sonra kanyon yoluna girerken kapı duvar. Kilitlemişler. Birkaç denedik ama yok, açılacak gibi değil. Bıraktık arabayı oradan, yürüyerek dedik kanyona girelim artık. Yani, 1,5 kilometre falan kanyona kadar ekstra yürüyüş yapacağız yoldan. 3 kilometre git, 3 kilometre gel, 6 kilometre de kanyonda yapacağız. Biz yaklaşık bir haftalık yürüyüş kotamızı doldurmayı göze aldık yani böyle. Neyse çıktık yola, yürüyerek bir tane araba sesi geliyor arkamızdan. Abi baktık gerçekten bir araba. Orhaneli Belediyesi'nin görevlisi bir arkadaşımız var. Belediye ona 2 gün başka Orhaneli'de merkezde görev yazdığı için o görevi bitirip ancak kanyonu açmaya gelebilmiş. Neyse ondan sonra o sağ olsun bizi, Faruk'u daha doğrusu götürdü arabayı bıraktığımız yere, arabayı aldı geldi. Tabii evet. Bayanlar da bu işe çok sevindi. Biz de çok sevindik çünkü 10 kilometrelik bir yürüyüş biraz bugün yani derenin içindeki yürüyüş keyifli olabilir ama gelene kadar olan yolda işte güneş, sıcak vesaire de yokuş da var. Biraz sıkıntılı olabilirdi açıkçası. Kanyonda ne yapılabilir? 1. Piknik yapılabilir. Derenin kenarında banklarda oturulup güzel, keyifli çay, kahve, diğer içeceklerinizi içebilirsiniz. Güzel bir kanyon yürüyüşü yapabilirsiniz. Tabii şöyle, derenin içinde nasıl yürüyeceksiniz? Mesela kafalarda soru işareti. Şimdi 2 kilometre, yaklaşık 3 kilometre köprüler var. Evet, yani 2 kilometresinde köprüler var. Diğer 1 kilometresinde de patika yol var. Patika yol var. Dolayısıyla hani isterseniz suya ayağınızı sokup yürüyebilirsiniz ama dolayısıyla bu köprüler ve patikalardan da suya dokunmadan da yürüyebilirsiniz.
Köprü çok güzel. Sallana sallana karşıya geçiyorsun. Çatırtılar falan geliyor. Dereden toplamıyordum seni. De aslında yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeyi aldık. Neredeyiz Faruk Başkan? Şelaledeyiz. Şelaledeyiz. Arkamızda görüyorsunuz mini bir şelalemiz var. Kanyona giriş yaptıktan sonra orada Orhaneli Belediyesi'nin sosyal tesisi de var aynı zamanda. Yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Şelalenin bir 500 metre kuzey tarafında ya da aşağı tarafında diyelim Roma hamamı var. Kalıntıları var daha doğrusu. Hikaye şu. Roma İmparatoru eşine atfen orada bir hamam yaptırmış. Çünkü yerden sıcak su çıkıyor. Ama genelde kanyonu gezen insanlar bu 3 kilometrelik parkuru, şelaleye kadar olan parkuru tamamladıktan sonra geri dönüyorlar. İsteyen buradan yukarıda devam edebilir ama bu parkur esasında makul bir parkur. Şelaleden sonra evet geri dönülebilir. Şelaleden yukarısı zaten biraz daha riskli görünüyor. Kanyonu'nda Sedat kardeşimizle beraberiz. Sedat, hoş bulduk. Soyan Konuk. Sedat Konuk. Sedat Konuk, Orhaneli Belediyesi'nin buradaki görevlisi. Şimdi benim gözlemimi söylüyorum. Sedat girişte arabaları karşılıyor. Onlara bilet kesiyor. Sedat. Ondan sonra çay dağıtıyor, kahve dağıtıyor. Başka Sedat? Şu anlık öyle. Şu anlık biraz öyle. Biraz ondan sonra açılırsa kahvaltıdır. Kavurmalı pilavı, bu gibi hizmetlerimiz var. Bayanlarımız geliyor, onlar erasma gözlemeler yapıyorlar. Aa güzel, tek başına değilsin yani o zaman. Yok, değil mi? Yok, biraz ondan sonra inşallah ekip kalabalık. Biraz ilana kadar sen şimdi buradasın. Peki Sedat, burasının ziyaretçisi çok oluyor mu? Burasının hafta içi 30 ile 50 arası değişiyor. Günlük? Günlük. Cumartesileri 100-150 arası, pazarları 300'ü geçiyor. 300'ü geçiyor. Yani araç pazar olarak, günü araç olarak. 300 olarak. Aracı buraya nasıl sığdırıyorsun Sedat? Vallahi sığdıramıyorsun. 150'den sonrası artık yol kenarlarına kuleye kadar. Şeye kadar, tepeye evet, kadar, seyir kulesine kadar. Yolun bir şeridi kapanıyor öyle. Dolayısıyla tabii herkes için piknik alanı, piknik masası olamıyor tabii, yani tabii, insanlar tabii. O zaman kimisi yürüyüş yapıyor, yürüyüş. Kimisi piknik yapıyor. Evet evet. Çoğunluğu yürüyüş yapıyor. İşte dere boylarında masalarımız var veya kendileri masa sandalye veya yarı halı getirip kendileri yapıyorlar. Ben şimdi Türkiye'de böyle birçok doğal sit alanı diyelim ya da doğal özellikleri, güzellikleri olan yerlerde kötü görüntüler görüyoruz. Yani işte çöp, plastik falan. Fakat bir şey söyleyeyim, burası temiz bir yer. Neden? Valla elimizden geldiği müddetçe temizlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan da rica ediyoruz biraz daha temiz olmaları ama yine de insanoğlu maalesef. Şu olabilir mi? Daha biz erken mesela Mayıs'ın sonuyuz. Daha çok ziyaretçi gelmedi ondan mı acaba? İşte bir pandemi dönemiyle zaten belirli bir müddet kapalıydık. Ondan da kaynaklanan. Ya mesela plastik görmedim en azından. Birkaç yerde mangal kömürü yerde var ama maalesef. Sen zaten girişte uyarıyorsun. Yani 5-6 yerde kovalı varillerimiz var. Özellikle girişte uyarıyoruz. Yerde yakmayın işte mangallarınızı yaptıktan sonra gidip dökün diye ama maalesef dinlemeyelim. Mangaldaki kömürü de bu evet, varilin evet. içine evet, dökmek evet. lazım. Güzel mesela bu da iyi bir madde. İki noktada şöyle büyük mangallarımız var. Onları ücretsiz vatandaşlarımıza kullanabiliyoruz. Onların haftalık bakımlarını, temizliklerini şöyle yapıyoruz. Yani telini ızgaranı getir, ateşini yak orada. Olmayanlara buradan da yardımcı oluyoruz. Telimiz var, ızgaramız var. Yani 1 Haziran'dan sonra tabii şey açılırsa ki böyle beklenti o yönde bu tesis
evet. Şenlenecek. Tabii, yani tabii. Gözlemeden kahvaltıya kadar. Gruplar mesela bir iki gün önceden haber verirlerse onlara istedikleri menüyü de çıkartıyoruz. Özgürlük, çorbadır, tatlıdır, bu şekilde var. Çok güzel. Sedat çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnun kaldık. Kolay gelsin. Evet. Sada Kanyonu gezimizi tamamlamak üzereyiz. Artık akşam çay keyfini yapıyoruz. Ne yaptık? Özetleyelim. Bursa Orhaneli yaklaşık bir saatlik bir yol. Orhaneli'den kanyonun girişine, Sada Köyü'ne ve kanyonun girişine gelmek 15-20 dakika falandır değil mi? Evet, 15-20 dakika. 15-20 dakika. Bir saat diyelim ki buraya ulaşmakla geçti. Yaklaşık 3 kilometre gidiş şelaleye kadar, şelale diye tabir edilen yere kadar 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. 3 de geliş 6 kilometre. Bu da bunun... Yalnızın var, yalnızın var. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Ares de galisiydi. O saat ya. Kesiyorsun. Hani niye kesiyorsun? Aynen kalıyor bu ya. Aynen öyle. Kesmek yok abi. Şimdi montajı şey yaparsın. Montajı hallederiz biz. Montajı hallederiz. Şimdi 6 kilometrelik bir yürüyüş parkuru, ideal bir yürüyüş parkuru. Yani ne çok yorulursunuz, ne de çok kısa gelir. Zaten şelaleden yukarısı biraz daha riskli bir parkur. Ne yaptı? 3 saatte bunu yürüdüğünü varsayarsan eğer, 4 saat. Birkaç saatte piknik yapın. Burada piknik alanları var. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Bir gününüzü buraya ayırın. Çok keyifli. Evet, evet. Bence de hem doğayla iç içe oluyorsunuz, hem spor yapmış oluyorsunuz. İşte günlük iş stresinden, şehrin karmaşasından uzaklaşmış oluyorsunuz. Oturduğumuz yere bakın işte, ne kadar güzel. Derenin kenarı. Yine ben ısrar ediyorum yalnız. İmkanı olan varsa hafta içi gelsin. Yani evet, hafta evet, sonu evet. Kimsenin gelmesini istemiyoruz. Yani istemiyoruz derken tabii ki hafta sonunda gelebilirsiniz ama çok kalabalık olur. Güzel mi açımız Neslihan Hanım? Güzel, güzel değil mi? Evet, ve kayıttayız. Güzel. Boşa evet, anlatmıyoruz. Çok güzel. Kayıt evet. Atıyor değil mi? Yani, boşa anlatmışlığımız var çünkü yani. Böyle. Anlat evet, anlat kayıt yok. Ha şimdi bu evet, şelaleye gelirken ya da gelecek olan insanlara tavsiyeler, öneriler, düşünceler. Mesela Aysun dedi ki yaz döneminde şortla gelin. Şort, ayakkabı. Ayakkabı. Nasıl ayakkabı? Spor rahat ayakkabı. Taşları kullanıyorsun, kayalarını atlıyorsun. Bazen hatta şimdi yazın daha da güzel olur. Suya bile girersin ayaklardan. Düşürüz demiştik ama çok terledik. Evet, suya evet. Olacak. Biz sırt kalarını kalar getirdik. Şu anda fazla bir aslında. Evet, suya giriyoruz. Yani şöyle düşünün, çok anormal bir hava durumu olmazsa, atıyorum Bursa'ya bağlı burası, hani Bursa'daki hava ile buranın arasında en fazla 2-3 derece oynuyor. Şu an rüzgar o. Yani yazın buraya geldiğinizde aşağıdaki tişörtle gelsiniz, tişörtle gelirsiniz. Yanınıza sadece bir tane, yürüyüşten sonra terlediğiniz için genelde terleniyor. Ya yedek tişört alırsınız ya da bir hırka tarzı bir şey, hani tezini soğumasın diye. Ayakkabılarınıza çok bence ayakkabılarınızı kaymayacak bir kere. Evet. Ayağın ayakkabı kesin riskli. Yüzeyi kayalardan evet. Geçiyorsunuz, kumlu dağından geçiyorsunuz, atlıyorsunuz. Güzel, keyifli, yorucu. Yorucu. O kesin yorucu. Ama tabii yani dönüp geldikten sonra çok şeyde dinlendirici. Evet, güzel. Evet. Ne kadar kondisyonlusun o kadar rahat atabilirsin. Yani aşırı kondisyonlar 3 tur yapabilir. Evet. Güzel. Çocuklar için çok eğlenceli olur. Tabii yani çocuklar için özellikle küçük çocuklar girip burada kumda, derede çok rahat oynayabilirler. Evet. Çok güzel. Hatta yukarıda bazı yerlerde Aysun'a gösterdim. Çok güzel beyaz kumlar vardı. Yani evet. Beyaz kumlar oluşmuştu. Evet, Sada Kanyonu. Güzel bir lokasyon. Tercih. Doğayla iç içe, tertemiz, mis gibi bir yer. Tercih hafta içi olsa evet. Daha yani, keyifli olur. Yani hafta sonu şimdi buraya arabayla girmek bile sıkıntılı problem. Hafta içi daha keyifli. Daha az kişi var, yoğunluk daha az. Daha keyifli. Öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Hem de şiddetle. Aynen. Evet, bu gezimizin de sonuna geldik. Biz biraz sonra çayımızı içtikten sonra toplanıp artık geri döneceğiz. Sizlere bir dahaki geziye
kadar sizlere hoşça kalın demek istiyoruz. Bu arada kanallarımızı, Celil'le benim kanallarımı takip ederseniz, beğenirseniz. İyi olur. Abone olursanız. Abone olursanız çok iyi olur çünkü abone sayısı artmıyor. Yani izlenme var ama abone sayısı artmıyor. Abone sayısı artarsa biz biraz daha mutlu olacağız. Motivasyon sağlayacak arkadaşlara. Evet. Yani az geziyoruz zaten, daha az gezeceğiz o zaman. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Pusulamız bu kez Orhaneli'ne bağlı. Pusulamız bu kez Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ köyündeki Sadağ kanyonuna düştü. Aa, çok kötü. Ne oldu? Çınar, yani. Çınarların tozları değil mi? Evet, tekrar alıyoruz anonsu. Arkamızdan geliyorsunuz. Akan küçük bir derecik var. Zaten bu kanyonun ulusundaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu dere. Burada derecik. Derecik diyor. Evet, doğru söylüyorsun. Geçen Karaca ve Londra'daki tarih tartışmasına girmeyeceğim. Bugün ayın kaç? Bugün ayın kaçı? 26'sı ama bugün. 26 Mayıs. 26 Mayıs bugün. Kesin. Eminsin değil mi? Eminim. Bence karıştırma. Aysun bir konuşur musun? Normal anlat. Hayat hikayesini anlat. Ses prova bir. Evet. Ses denemesi yapıyorum. İyiyim.